Tırtıklı bıçak kullanıyoruz. Evet, bıçağımız özel. Vallahi odun kesiyor gibi kesiyor. Ha, helal. Oo, arkadaşlar BİM'in kesinlikle çikolata oranı. Ya çikolatalı gofret. Bunu ters mi tutuyoruz acaba ya? Baksana şunun üzerindeki çikolata yok. Bıçağım geldi. Hadi canım, o kadar mı kötü? Ülker çikolatalı gofrete en çok benzeyen, tamam çikolatası az gibi gözüküyor ama lezzet bakımından, çikolata bakımından en güzel. Uzaya çıkacak lan bu benim. Evet arkadaşlar, yine harika bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bu videoda sizlere A101 Şok ve BİM'in kendi üretmiş oldukları gofretleri karşılaştıracağız. Yine yanımda canım kardeşim Hikmet var. Evet Hikmet, sence dış görünüşleri hangisi daha sana çekici geliyor, daha iyi geliyor? Bana en çok çekici gelen şu. Karmen mi geliyor? Evet. Evet. Sanki şey, daha çok Ülker çikolata gofrete daha çok benziyor. Biraz ve kırmızılığı daha çok bana çağrıştırıyor. Daha güzel duruyor. Ama lezzet bakımından sanki bu daha mı iyidir? Birisi daha güzel gibi geliyor ama bilemiyorum, ikisinin arasında kalıyorum. Yani ben sana şöyle söyleyeyim, Ülker çikolata gofrete bana kalırsa şu birazcık andırıyor ama birazcık, kesinlikle ağırlığı falan hiç belli değil. Yani çikolata gofret olma ihtimali yok. Dediğim gibi bu da kalınlık olarak çikolata gofrete daha yakın. Ülker çikolata gofrete. Bu da bilmiyorum, daha farklı duruyor arkadaşlar. Karmen Şok'un kendi üretimi arkadaşlar. Bu da BİM'in kendi üretimi. X-Roll da A101'in kendi üretimi arkadaşlar. Şöyle sıralamayı yapalım. A101, BİM ve Şok arkadaşlar. Kopya sıralamamızı yaptık. Şimdi paket tasarımı olarak ben şunu dile getirmek istiyorum. Kesinlikle şu iki paket tasarımı, yani A101 ve BİM'inki yine birbirine yakın bir tasarım olmuş. Ve sarı tonlarına daha çok yakın arkadaşlar. Bunda ise sarı tonlar kullanılmamış. Bu birazcık daha farklı gözüküyor. Gözüme öyle geldi. Ağırlık konusuna bakmak gerekirse şöyle 3 kokletle elime üstüne koyarsam en ağır Carmen duruyor. Daha sonra X-Roll ve en güzel paket biçimi bence Carmen. Evet, Carmen'in yazısı falan gerçekten güzel olduğunu ben de katılıyorum bu konuda sana. Ama önemli olan biliyorsun Hikmet, dış tasarımı değil, lezzeti. Deneyelim o zaman. O zaman başlayalım. İstersen Carmen'i aç. Ortadan ikiye bir kes. Şu bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yakın çekim alıyorum seni. Evet Hikmet, Carmen'i kes. Sence paketini açıp öyle kesmelisin. Bence paketi açmadan keselim. Elimiz yapışmış olmaz. Tamam, paketi çünkü açmadan kes bakalım. Tırtıklı bıçak kullanıyoruz. Evet, bıçağımız özel. Keserken zorlandın mı? Hayır. Gayet güzel kestin. Şöyle gösterir misin kameraya karşı? Çikolatası sanırım yeterli derecede gibi. Biraz daha fazla gibi bence. Evet. Bir tanesini çıkartır mısın paketinden? Şöyle kenara koy. Bakalım nasıl duracak. Yani diğerlerinde çıkardığımızda acaba gofret mi, farklı bir şeye mi benziyor, üzerindeki çikolata sayısı az mı çok mu, onlara bir bakalım. Biraz şöyle dışarıda biraz dışarıda kaldığı için erimiş. Evet ama biraz sıcak olduğu için erimiş arkadaşlar. Tamam, onu da öyle koy yanına. Evet, hemen diğer BİM'inkini aç istersen. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hadi bakalım. Vallahi odun kesiyor gibi kesiyor daha ha önce. Helal. Kesildi. Evet, bu birazcık daha farklı duruyor. Bakalım. Oo, arkadaşlar BİM'in kesinlikle çikolata oranı Ülker çikolatalı gofret gibi duruyor. Ülker çikolatalı gofrete çok çok yakın. Biraz yani bakalım. Videoda da görüyorsunuzdur umarım. Bakalım bu nasıl olacak. Şu an A101'inkini kesiyoruz. A101'in gofreti oldukça ince diğerlerine göre. Şöyle, evet. Üstünde kesinlikle bir desen yok. Bir kere şöyle yapalım. Zaten şöyle dış kabuğunda da fazla gözükmüyor zaten desen olduğu. Evet, deseni de dış kabuğunda gözükmüyor ama şöyle üçünü de yan yana koyarsak şöyle yapalım. A101, BİM ve Şok arkadaşlar. Üçünün de farkını görmenizi istiyorum şöyle. Şöyle birazcık daha ortalayayım. Şunu ters çevireyim şöyle. Bunu ters mi tutuyoruz acaba ya? Yok, altı daha kötüymüş. Şöyle biraz yukarı çıkartayım. Hani bir şeyleri gözüksün. Şöyle de paketli halini görün arkadaşlar. Arkadaşlar genel görünümü bu şekilde. Yani gofretin dediğim gibi A101 daha ince, BİM daha kalın ve Carmen neredeyse BİM'le aynı. Çikolataları çıkarttığımızda da görüntüleri bu şekilde arkadaşlar. Yani oldukça fark var ya. Tasarımı konusunda yani çok fark var. Abi bir kere Şok olmamış, hiç yakıştıramadım. Yani paketini biz beğendik ama kesinlikle içini beğenmedim ben. Belki eridiği içinde bu şekli almış olabilir. Ama sanmıyorum abi, aynı sıcaklık ortamında durdular. Baksana şunun üzerindeki çikolata yoğunluğuna. Bu daha fazla. Bu daha fazla yani. Bak yine aynıdır. Aynen. Kesinlikle yine aynıdır. Çok aynı. Yani çok az. Alt taraf tabakası görüküyor. Olmadı Şok, beğenmedim.
Ama tabii ki yine tatlar belirleyecek birincimizi. Ama görüntü konusunda birincimiz BİM, ikincimiz A101, üçüncümüz kesinlikle şok diyorum ben. Lezzete bakmak. İstersen Hikmet şunları ikiye böl kardeşim. Bir de lezzetlerine bakalım birer tane. Bakalım hangisi bizi cezbedecek. Hangisi bir numaralı tercihimiz olacak. Hiç acımadan kesiyorsun vallahi. Ha. Vallahi var ya. Üf. Sesi bile çıtır çıtır çıkıyor, canım çekti. Hadi i̇lk başla önce, bakalım. İlk önce beğenmek istiyorum. Bence beğendiğinden başlasan iyi olurdu. Beğendiğin karmen mi? Ha, dış görünüş olarak karmendi. Ha, hadi bakalım. Nasıl çikolata tadı falan? Oo, parmaklarını yedirdiğine göre iyi bir tadı var. Çikolata tadı geliyor. Eğer gofret yemek istiyorsanız, hani çıtır çıtır gofretini hissetmek istiyorsanız çikolatadan fazla karmeni tercih edebilirsiniz diyorum ben. Bakalım bu tat istersen, neyse hadi başla hadi. Hadi bu lezzetten alıkoymayayım seni. Nasıl? İyi mi? Bu saatten mi geldi? Hadi canım, o kadar mı kötü? Lezzeti nasıl? Yok mu? O zaman bence sen biraz bekle, asladın biraz kendine gelsin. Çünkü karışacak. Şimdi diğeriyle öbürküler arasındaki fark anlamayacaksın. Ben de bir anlarım tane anlarım aslında. Anlar mısın? Bence anlarım. O zaman hadi çok iyi bakalım. Çok fark var aslında. Farkını öbür tatta yiyeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Nasıl? Saman. Yani A101'inki senin için samanı mı ifade ediyor? O kadar mı kötü? Ciddi misin? Anlatır mısın hissettiklerini? Ülken çikolatalı gofrete en çok benzeyen, tamam çikolatası az gibi gözüküyor ama lezzet bakımından, çıtırtı bakımından en güzel karmen. Abi ciddi misin? Yine mi ya? Evet. Karmen. Ben BİM'i tercih edeceğim gibi. Bunun diyorum. İçinde de ne bu? Centro. Hangisiydi bu? BİM. BİM'in. BİM'in gofretinde böyle içinde farklı bir tat var. Değişik bir şey. Hani ne olduğunu ben de bilemedim. Çok bu değişik bir şey. Yani kusturmaya yaklaştırdı diye yani. Hani. Büyük ihtimal üstünde şey yazıyor bak BİM'inkinde. %27 daha fazla fındık yazıyor. Yani, belki ağzıma fındık şey bile geliyor. Yani kremadan kaynaklanıyor olabilir bence o tat. Ben de sanmıyorum. Buna göre, yani karmene göre çıtırtısı bir tık daha aşağı. Bu zaten saman. Saman yani tat tuz hiçbir şey yok. Sadece hafif bir çikolatamsı. Abi adamlar ismini koyarken zaten X rol demiş. Yani bilinmeyen rol. Rol ne demek? Oyun demek. Rol oyun mu demek? Neyse. O anlamda rol değildir o da. Yani bilinmeyen tat gibi bir şey herhalde. Türkiye'de yaşıyoruz. Biz rol dedim mi rol oyuncu. Yani premium yazısını keşke yazmasalardı. En azından premium hissiyat vermediğini fazlasıyla anlayabiliyoruz. Neyse bir de ben deneyim. Bence bunu yazan kişi bunları denememiş ve hatta başka çikolataların tadına bakmamış. Ya işte bu konuda firmalar aslında birazcık daha dikkatli olsalar en azından ücretini arttırıp krema tadını verdikleri yoğunluğu arttırsalar bize daha güzel bir lezzet verseler çok daha iyi olacak. Şok muydu bu? Evet çok zor. Şokla işbirliği yapsınlar bence biraz. Artık ne yaparlar bilmiyorum, kendine kalmış. Al birazcık da sen çek, sıra bende. Şimdi sen, ben bunları birazcık daha keseceğim. Çünkü kesmezsem yerinde kalmayacak, hangisinin ne olduğunu bilemeyeceğiz. Bakalım. Kesme hissiyatı olarak dediğin gibi ben de şu ikisi arasında kaldım. Bakalım lezzet açısından hangisi daha iyi? Bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şundan başlayacağım. Ben A101'den başlayacağım Hikmet. Saman gibi dediğinden başlayacağım. Hadi bakalım. Şimdi kötüden iyiye doğru gidersen mi daha iyi olur? İyiden kötüye mi gidersen mi? Bilemedim. İlk tecrübe ben yaptığım için o yüzden. Şöyle söyleyeyim. Ağzında bir anda kayboldu bu. Tamam, iyi verdin bitti. Hani şey yok, dolgu değil, dolu değil. Artı krema tadı bildiğin şey yapmışlar, fındık doldurmuşlar. Yani fındık tadı çok yoğun. Bakalım BİM'de nasıl? Yani BİM'de değişim olabilir. Bakalım BİM nasıl? Çikolata yoğunluğu daha fazla duruyor. Bakalım tadı belli edecek şimdi. Uzaya çıkaracak lan bu beni. İçinde farklı bir tat var onun. Arkadaşlar bunda tat oranı daha az. Şöyle az. Ne olduğunu anlayamıyorsun.
çikolata mı var, farklı bir şey mi var anlayamıyorsun. Ama çikolata yoğun. Yani böyle ağzında daha bir akışta. Dediğin gibi bunun ne olduğu ben de anlayamadım. Çözemedim. Ama ya hiç yoktan iyidir diyeyim. Bu, ya fiyatına göre ederi bu diye düşünüyorum. Bakalım. Şoko karmeli nasılmış? Bir de onu tat lezzetine bakalım. Belki o yine birinci olabilir. Hikmet, tespitlerinde gerçekten çok iyisin. Gurmelik iyi benim. Gurmeliğimdir yani. Gurmeyimdir. Her türlü teste gelirim. Karmen'in en büyük eksisi, yani Yükel Çikolatalı Gofret'le karşılaşıyorum arkadaşlar. En büyük eksisi abi, benim gibi yoğun bir çikolata yapmaması. Yani bunu da belki şu sebepten yapmıyorlar. Eridiği için, erime olayını belki tutturamadıkları için az koymuş olabilirler. Ama kesinlikle Gofret'in o ağızdaki o hissiyatı kesinlikle bunu daha fazla ya. Cidden daha fazla. Çıtırdısı olsun, lezzeti olsun, tadı olsun, Yükel Çikolatalı Gofret'e karmen fazlasıyla benziyor. Arkadaşlar, dışı neyse içi de o diyorum. O yüzden Carmen'e ben oyumu veriyorum. Carmen daha güzel, daha lezzetli. Benim damak tadım, ben her zaman güvenirim. O yüzden Carmen dedim ben. Carmen olduğundan düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ben de lezzet aradığım için bana kalırsa da kesinlikle Carmen. Bim de birazcık A101'e göre iyiydi. Ama A101 gerçekten böyle çok tuhaf bir şey yapmış ya. Yapmasa daha iyi. Yani buna verdiği emek boş. Yani içerisinde kullandıkları yağlar, tatlar çok farklı. Aynı şekilde Bim'in de farklı. Ama A101 çok belki dışındaki kremayı falan eksik yapmış ama lezzetini tam koymuş. Eksiksiz değil. İlla ki eksikleri vardır. Ama üçü arasında değerlendirme yaptığımızda bana kalırsa kesinlikle Şok bir adım daha önündeydi. Yani Ülker Çikolataları Gofret'e göre daha yakın. Evet arkadaşlar, bu videoda A101, Bim ve Şok'un Ülker Çikolataları Gofret'e benzer ürünlerini inceledik. Tatlarına baktık. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar incelememizi istediğiniz ürünleri lütfen yorum kısmından yorum yaparak bizlere iletin. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.